geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün vlog kanalıma böyle videolar atmaya karar verdim. 30 günlük bir challenge yapacağım. 30 günlük challenge'da aslında şöyle. Her gün ne yapıyorum? Böyle sizinle yarım saatlik sohbet, muhabbet tarzında. Sizinle örgü örerken, işlerinizi yaparken veya işe gidip gelirken veya yemek yaparken izleyebileceğiniz videolar yapmaya karar verdim. Tamamen doğal halimleyim şu an. Mesela bu hırkan burada duruyor. Niye burada duruyor? Şöyle koyun da göz zevkimiz bozulmasın. Şimdi kahve içeceğim. Saçımı görüyorsunuz. Size keşfettiğim, son zamanlarda keşfettiğim ve uyguladığım bir rutinden bahsetmek istiyorum. Eskiden YouTube'da böyle şeyler daha çok vardı ama şimdi Instagram'da daha hızlı tüketime yöneldi. Ama ben YouTube için içerik hazırlamayı Instagram'dan bir tık daha çok seviyorum. Neden derseniz şu an su terazim yamuk çekiyorsun diyor. Şu an düzgünmüş, bir sabitleyeyim. Neden derseniz burada uzun uzun konuşabiliyoruz, her şeyi anlatabiliyoruz. Siz aşağı yorumlar yazıyorsunuz bir sonraki videoda. Yani burada daha böyle arkadaş gibi, sanki evinize misafirliğe gelmişim gibi oluyor. Reel'ler ve TikTok videoları çok hızlı tüketim oluyor bence. O yüzden ben YouTube daha çok seviyorum. Şimdi benim saçım çok ince telli. Aldığımda Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Takip etmiyorsanız şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Saçlarım çok ince telli ve böyle kafa derim gözükmeye başlamıştı. Zaten saçlarım da sarı olduğu için daha da böyle sanki açıkmış gibi görünüyordu. Bununla ilgili araştırmalara başladım. Böyle işte doktorların videolarını izledim, bir şeyler yaptım falan derken temel olarak biyotin takviyesi, biberiye yağı ve sülfatsız, parabensiz şampuanların işe yaradığını ve saçımızı güçlendirip dökülmesini engelleyip daha kalın ve güçlü saçlara sahip olmamız için gerekli olduğunu öğrendim. Bir de duş aldığımız duş başlığını filtreli duş başlığıyla değiştirmenin cildimize ve saç sağlığımız için çok önemli olduğunu öğrendim. Sadece tek yapmadığım, henüz filtreli duş başlığını almadım. Online'da var ama onu da buldum. İşte duş başlığını alınca da fark ettim etmedim. Onu da zaten böyle vlog çekerken gösteririm aldım diye. Ama şimdi size birazcık biberiye yağı rutininden bahsetmek istiyorum. Biyotin takviyesi eczanelerde falan var. Ben biyotin istiyorum deyip alabilirsiniz. Ben doktora falan danışmadım açıkçası. Bu gıda takviyesi olduğu için kahvaltıdan sonra alıyorum mesela. Faydası olduğunu düşünüyorum. Daha tırnaklarım böyle daha bir tık sertleşti gibi, kırılmıyorlar. Jel tırnaklarımı bu arada çıkarttım. Kendi tırnaklarım var şu anda. Çıkarttım derken sabırla çıkmasını bekledim alttan yeni tırnakların. Bir tık inceltiyor jel tırnak. Neyse, konumuz o değil. Biberiye yağı. İnternette araştırmalarım sonucunda işte biberiye yağı yazdım. Çok satanları seçtim falan. En üste çıkanlardan biri buydu. Seal markasının biberiye yağı. Bakın şu kadar kalmış zaten. Bu birinci şişem. Ben 3 al 2 ödeden almıştım. Çünkü böyle şeyleri bir düzenli kullanmak gerekiyor ki etkisini iyice görelim. Benim 2 hafta falan oldu yaklaşık kullanıyorum. Şu şekilde kokusu da çok güzel. Hiç öyle iğrenç bir kokusu yok. Saçıma sürüyorum. Şu an kafamda biberiye yağı var. O yüzden böyle. Dün akşam sürdüm saçıma. Şimdi duş almadan önceki halini de size göstermek istedim. Çünkü bu kanalda bu tarz şeyleri daha çok konuşalım. Falan günlük hayatımı paylaşayım. Diğer kanalda daha çok kendin yap projelerini paylaşayım istiyorum. O yüzden burası böyle kız kıza takıldığımız bir kanal olacak. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Çünkü burası daha bebek kanal yani. Bakın şu saçımın yağlı yağlı durma sebebi bu, biberiye yağının olması. Ben dün gece sürdüm, böyle saç köklerimi sürüp böyle masaj yapıyorum iyice iyice. Şöyle açıp açıp böyle sürüyorum saç köklerimi. Gerçekten çok güzel. O yüzden öncesinde de böyle saçıma sürülmüş halini göstereyim. Şimdi duş alacağım çünkü duştan sonra da gösteririm. Öyle karar verdim. Bir de katı şampuana geçtim. Katı şampuan, parantez açıyorum, biberiye yağını kaşlarınıza da sürebiliyorsunuz. Bu biberiye yağının kutusundan kaşlarınıza sürmek için fırça aparatı da çıkıyor. Bilginiz olsun. Bunu ekstra olarak söyleyeyim. Video açıklamasına linklerini bırakacağım. Almak isterseniz bakarsınız. Reklam falan değil. Deneyimlediğim ürünleri paylaşıyorum. Bir ürünle bir firmayla işbirliği yaparsam
İşte videomu sponsor olduğu için vesaire işbirliği etiketini kullanıyorum. Bunu da bilmeyenler için söylemiş olayım. Şimdi katı şampuana gelirsek, katı şampuan tamamen doğal, çöp çıkartmayan, işte doğaya atık çıkartmadığınız bir şampuan şekli. Daha önce hep böyle şey olmuştum. Hani ya nasıl para kazanacaklarını bilemiyorlar. Katı şampuan mı olurmuş işte, sabunu iteliyorlar şampuan diye falan, böyle pis bir ön yargıyla asla almamıştım. Ama şimdi saçlarımı tamir etme konusunda böyle şeyken katı şampuan altındaki yorumları bir daha okudum. Herkes bayılmış, dedim bu sefer deneyeceğim. Çünkü sülfattır, parabendir vesaire, bunları içeren şampuanları kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Saçımızı çok kötü etkiliyor. Ben de şöyle Babun Natural'in katı şampuanla tanışma setini aldım. Şurada bir tane daha vardı, şakuralı, onu kullanıyorum şu anda. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok. Gerçekten katı şampuanla şahsen özür bile diledim. Çünkü inanılmaz güzel. Instagram'da storylerimde falan da habire bahsettim. Gerçekten katı şampuanın bu kadar güzel olmasını, saçıma bu kadar iyi geleceğini ve saçla ilgili kullanacağım tek ürün olacağını asla düşünmezdim. Abartılıyor derdim. Abartıldığı kadar var yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü bazı ürünler abartılıyor ama abartıldığı kadar olmuyor. Bu öyle değil. Şakuralısını kullanıyorum dedim. Zeytinlisi var. Bebek için olanı var. Kömürlüsü var. Siyah böyle bir tane. Bir tane de kepeğe karşı olanı var. Hangisini böyle set almamın sebebi, işte hangisini çok beğenirsem onu alırım dedim. Şöyle boyutunu görün, 25 gramlık 5 tane var. Normalde büyük boyu 90 gram çünkü. Artık bunları bitince hangisini çok seversem onu alacağım, ama şu an Şakuralı'dan çok memnunum mesela, çok beğendim. Neden beğendim? Hemen onu da söyleyeceğim. Şimdi normalde benim saçım çok ince telli olduğu için sadece şampuanla yıkayıp çıkarsam saçım birbirine böyle geçiyordu ve taraması inanılmaz zor oluyordu, sert oluyordu. Duşta krem kullanıyorum. Şampuandan sonra krem yapıyorum, duruluyorum. Sonra çıkıyorum, bir de durulanmayan saç kremi, işte saça vesaire. Çünkü saçım güçlensin, işte kolay ışkırık tuttu, kolay tarası vesaire, bunları yapıyorum. Yani bir sürü ürün satın almak zorunda kalıyordum. Şu an sadece sabunla yıkayıp çıkıyorum. Sabun dediğim bu katı şampuan. Katı şampuan, saç sabunu diyorum ben buna. Çünkü sabun formunda. Böyle bir şey yok. Gerçekten şaka gibi. Sadece bununla yıkayıp çıkıyorum ya, o kadar yumuşak, o kadar güzel temizleniyor, o kadar, saç kremi falan hiçbir şey almanıza gerek yok. Bu çok ucuz bir ürün değil. Bu set en son 395 liraydı. Tekli halleri de 300-350 civarında galiba. Aşağı linkleri de bırakacağım. Ama çok uzun gidiyor. Ve saç kremi, saç yağı, bırt zırt bilmem ne almanıza gerek olmadığı için ve saçıma bu kadar iyi geldiği için kesinlikle bence fiyatını hak ediyor. Pahalı diyenler için söylüyorum. Saçımdan önemli değil. Fiyatını hak ettiği için de helali hoş olsun diyerek kullanıyorum. O yüzden siz de saçınıza bir iyilik yapın ve katı şampuana geçin. Aşağı link bırakacağım. Şimdi nasıl kullanıyorsunuz diye soranlar olmuş. Bu video onlara da bir örnek teşkil etsin diye. Burada onu da söyleyeyim. Nasıl kullandığımı en son olarak söyleyeyim. Sonra duşa gideceğim. Katı şampuanı kullanırken saçınızı normal şampuandan önce nasıl suya tutup nemlendiriyorsunuz, o şekilde yapıyorsunuz. Sonra bu sabun şöyle 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 bir her yerinde gezdirin, şöyle 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 bir gezdiriyorsunuz. Zaten köpürüyor. Sonra bunu suya değmeyecek bir yere koyuyorsunuz. Ben buna duşta bir yer yaptım, öyle su gelmeyecek şekilde. Oraya koyuyorsunuz ki kendi kendine erimesin. Nasıl sabunlar suyun içinde kalınca eriyor. Bu da erir ve boşa gitmiş olur. Suya gelmeyecek bir şekilde bir yere koyuyorsunuz. Saçınız zaten köpürmüş oluyor. Sonra bir güzel yıkayıp duruluyorsunuz. O kadar memnun kalacağınız eminim ki, gerçekten çok beğendim. Bundan sonra başka şampuan kullanmam. Güzel tarafı da, hani normalde erkekler için şampuan, işte kadınlar için şampuan, yok çocuklar için şampuan gibi şeyler oluyor ya. Burada bir, bunlarda bir tek erkek kadın ayrımı yok. Katı şampuanla sadece bebek için ayrı bir katı şampuan yapmışlar. Bebeğiniz varsa, çocuğunuz varsa bunu alabilirsiniz. Ama doğal olduğu için kendi kullandığınızda çocuğunuz kullanabilir.
O yüzden bir deneyin derim. Benim saçım boyalı olmasına rağmen hiç karışmadan taranıyorsa çok saçma. Bundan da çok memnunum. Böyle bir bilgi vermek istedim. Şimdi duşa gideceğim. Saçımı yıkayacağım. Sonra kargolarım var. Dolaptan marshmallow çantalarım ve Zara çantamı koymuştum. Onları birileri almış. Onları kargolayacağım. Bir tane hırka yapıyorum. Bir tane çilekli hırka yaptım. Onu duştan sonra giyip gösteririm. Bir tane de böyle parçiplerimle öyle oyalanmalık hırka yapıyorum. Aslında şöyle bir şey mi yapsam diye düşünüyorum. Burada da fikrinizi size sorayım. Diğer kanalımda kendin yap videoları çekerken böyle örgü videoları falan da çekiyorum size. Şöyle bir şey düşündüm. Evdeki iplerim bitene kadar örüyorum. Örgü örüyorum gibi. Evdeki ipleri örerek bir şeye çevirme amaçlı böyle bir video serisine mi başlasam? Mesela şöyle bir hırka yaptım. Bence güzel oldu. Aslında ben sürekli renk değiştirmeyi planlamıştım başlarken ama sonra böyle griyi sabit tutup diğer renkleri koymak bana güzel göründü. O yüzden böyle bir hırka başladım. Bunu bir tık uzun bir hırka yapmayı planlıyorum. Böyle depresyon hırkası tarzında, crop değil. Öyle bir video serisi yapalım mı? Sizce nasıl olur? Öyle aşağı yorumlarda yazın. Şimdi ben duşa gideyim. Şu tipimi bir düzeltip geleyim. Şöyle stresten sanırım şöyle burama, şurama falan böyle küçük bir şeyler çıktı. Ben de bunları kaşıdım. Böyle yara oldu ama geçmek üzereler. Öyle işte. Cilt bakımı ile ilgili de konuşuruz sonra. Şu an aşırı tipsizim ve gidiyor. Evet, ben geldim tekrar. Gördüğünüz gibi saçımı yıkadım. Bakın şöyle. Mis gibi oldu. Şöyle. Birazcık yazda gelmeye başladı. Askılıyla durabiliyorum. Bakın. Göstereyim. Ne krem var ne bir şey. Sadece şampuanla yıkadım. Gayet şöyle. Nasıl diyeyim? Havalı. Hacimli hacimli. Saçlarım oldu. Şimdi kargolarımı hazırlayacağım. Kargoya gidip geleceğim. Dışarıdan alacağım birkaç şey var. Onları alacağım. Daha sonra biraz sağa sola toplayıp temizlik vesaire bir şeyler yapacağım. Böyle küçük bir bayram temizliği yapacağım önümüzdeki birkaç gün boyunca. İşte böyle her gün size vloglar atacağım. Şimdi marshmallow çantalarımın iç kısmını dikmedim. Onu dikip kargolayayım. Uç kısımlarını. O kısımları yapacağım. Daha sonra kargoya gideceğim. Daha sonra muz falan alacağım. Falan filan akşam yemeği için birkaç bir şey. Hadi bye. Hop, tekrar geldim. Şimdi bu çantalarda şöyle marshmallow çantalar yapmıştım video çekmek için. Hatırlarsanız şöyle. Benim bu iplerden daha var. Şu an için bunları kullanmayacağım ve dolabımda yer açmak istediğim için bunları sattım. Biri de almış. Umarım mutlulukla kullanır. Şimdi bunları paketleyip kargoya gidiyorum. Bir tane kullanmadığım Zara çantam vardı. Onu da biri almış. Onu da paketleyeceğim. Güzel oldu. Tam bugüne denk geldi. Şimdi ben bir kargoya gidip geleyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Vlog çünkü böyle oluyor. Geldim tekrar. Kargoya gittim, kargolarımı verdim, alacaklarımı aldım, yemek yaptım, bulaşık makinesini yerleştirdim falan filan derken mekana oturdum. Hep aynı yerde çektiğimi fark ettim. Bugünlük böyle olsun çünkü tripodu buraya koydum, gelip buraya oturuyorum. Şimdi birazcık örgümü öreceğim, süt aldım, süt kaynatacağım, yoğurt yapacağım. Yine tabii ki tereyağı da yapacağım için kaymak olsun diye kaynattıktan sonra bir gece bekleteceğim. Instagram'da paylaştım nasıl süt ve yok. Yoğurt ve tereyağı yaptığımı. Bir de alerji gibi bir şey oldu galiba. Şöyle bir burnumdan bir geniz akıntısı var. Konuşmamı sağlamıyor, rahatsız ediyor. Böyle bir sıkıntım da var şu anda. Neyse, bugünlük bu kadar. Şimdi oturup şu hırkamı bitirmeye çalışacağım. Kolları hızlı biter. Şundan sonra da siyah veya bir tane böyle çok koyu lacivert gibi bir renk vardı. Onu koymayı planlıyorum. Şundan sonrası da sonra hemen lastiğe geçeceğim. Eğer yakıştırabilirsem, yapabilirsem buna cep de yapmayı düşünüyorum. Bunu daha çok böyle uzun, salaş, depresyon hırkası gibi bir şey düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Kısmet artık. Bugünlük bu kadardı. Bu tarz sohbetli falan filan vloglar daha çok gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Burası vlog kanalı. Vlog kanalında genelde bu tarz şeyler üzerine konuşacağız. Kimi zaman cilt bakımı yaparız, kimi zaman dedikodu yaparız, kimi zaman
yemek yaparız, boş boş konuşuruz falan. Artık ne olursa. O gün ne yapıyorsam 30 gün challenge yapacağım dedim. Bakalım kanalı nasıl etkileyecek. Ama şu an gerçekten alerjim beni konuşmakta çok zorlandırıyor. Şu şuradan migreni sıkıntım beni gerçekten rahatsız ediyor. O yüzden çok uzatarak kapatıyorum. Sizi seviyorum. Yarın bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Alta bol bol yorum yapın da böyle sohbet olsun. Yorumları tek tek okuyacağım.